Merhaba Çiftçi TV izleyicileri. Ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik. Balıkesir Gönen ilçesi Kocapınar mahallesinden yılların çobanı Hasan Anaç'la beraberiz. Önce Hasan abimiz bir kendisini tanısın. Ondan sonra da konumuza girelim inşallah. Ben Hasan Anaç. 59 yaşındayım. 7 yaşından beri küçük başlı hayvancılıkla uğraşıyorum. Hasan abi, Kocapınar'ın yerlisi misin? Evet, yerlisiyim. Kocapınar'ın yerlisiyim. Kocapınar'ın yerlisi. Hasan abimiz bizim için çok kıymetli, çok değerli. Zamanında da bilgilerinden çok istifade ettiğimiz bir abimiz. Gönen Kocapınar'da yaşıyor kendisi ve koyunculuk yapıyor uzun yıllardır. Biz bu hafta Hasan abiyle beraber kasaplık kuzuların doğumundan itibaren kasaba gidene kadar olan süreci sizlerle paylaşmak istedik. Bir şeyler ekleyip bir şeyleri biraz daha güzelleştirmek istedik açıkçası. Hasan abi şöyle başlayalım. Biz kasaplık kuzu işi yapıyoruz. Koyunumuz bize bir tane kuzuyu doğurdu. Evet. İlk yapacağımız işler neler? Anne yavruyu doğurduğu zaman yavruyu emzirmeden annesinin memesini bir güzel temizlememiz gerekiyor. Tamam. Yavrunun da göbek kordonunu ilaçlamamız gerekiyor. Tamam. Ondan sonra anneye emzirme başlayabiliriz. Peki Hasan abi bir şey sormak istiyorum. Şimdi kuzumuz doğdu. Evet. Annesinin memelerinin bakımını, temizliğini yaptık. Memelerin sağlıklı olduğunu, sütünün iyi olduğunu, hastalık olmadığını gördük. Evet. Kuzumuzla ilgili olan göbek kordonu ile ilgili bakımlarını yaptık. Evet. Kuzuyu anneye verdik. Anneden neler bekliyoruz? Yani ne kadar süre içerisinde bu anne kuzuyu kurutmalı, sahiplenmeli? Sonra bunları biz nereye koymalıyız? Bize bunlardan bahsedebilir misin biraz? Anne yavruyu kuruttuktan sonra alıp onu ayrı bir bölüme, anneyi emip emmediğini bir kontrol ettikten sonra ayrı bir bölüme kapatmamız gerekiyor. Bireysel bölme, tekli bölme. Evet. Tekli bölme. 2-3 gün yavruyla beraber kalması gerekiyor orada. Yavrusunu benimsemesi için. Benimsedikten sonra başka öbür doğuran koyunların yanına katabiliriz onu. Çünkü yavruyu benimsedi o. Tamam. Peki bir şey sormak istiyorum burada. Şimdi biz 2-3 gün anne kuzu birbiriyle iyice kaynaşsın diye tekli bölmeye koyduk. Evet. Orada onları gözlemledik, takip ettik. Bir sıkıntı yok. 2-3 gün sonra biz bunları bir kuzulu koyun sürüsüne dahil edeceğiz. Evet. Bu sürü mesela 100-200 annenin ve 200 kuzunun olduğu bir sürü mü olmalı? Yoksa ilk anda 30 tane anne, 30 tane kuzunun olduğu ufak bir sürüye katarak mı başlamalıyız? Fark eder mi? Eder. Çünkü onu bir ufak bölüme katmamız gerekiyor. Büyük bölüme katarsak yavru anneyi bulamaz. Kolay bulamaz. Küçük bölüme katarız onu. Kuzu ayaklandıkça, tamam, gün aldıkça yani 15 günlük olduktan sonra onu bir başka bölüme, daha büyük bölümlere katabiliriz yani. Daha büyük bölümlere, evet, katabiliriz. Dolayısıyla da hem şeyi sağlamış oluyoruz galiba burada. Kuzular da aynı boyda, aynı büyüklükte, evet, olmuş oluyor. Evet. Yani anneler de aynı zamanda, aynı sürelerde doğum yapmış koyunlar oluyor. Bir örnek koyunlar oluyor. Önce bir 20-30 başlık bir sürüye katıyoruz. Evet. Ondan sonra bir daha biraz büyüyünce büyük bir sürüye katabiliyoruz. Peki ben burada şunu merak ediyorum. Kuzumuz doğdu. Sadece anne sütü içiyor. Evet. Biz buna ne zaman yem başlayacağız? Ne zaman ot başlayacağız? Bölümler bittikten sonra, artık bu bölüm 100 tane olur, 150 tane olur. Doğumlar bittikten sonra kuzunun 20 gün olması gerekiyor. 20 günlükken başlayacak yemliklere yem koyma azar. Tamam. Yemle tanışsın bu yavru. Tamam. Ondan sonra günden güne onlar da günü aldıkça sen de yemleri çoğaltacaksın. Yavaş yavaş çoğaltacağız. Evet. Peki ben sırası geçmeden aklıma bir şey gelmişken sormak istiyorum. Şimdi kuzumuz doğdu ya. Evet. Koyun kuzuyu sahiplenmezse ne yapabiliriz? Koyun kuzuyu sahiplenmezse onu bir ayrı bölüme kapatırız. Tamam, kapattık. Evet. Yine de istemiyor. Biz mesela görüyoruz, başımıza geldiği de oluyor. İzleyicilerimizin de birçok defa başına gelmiştir.
Koyun kuzusunu istemiyor. Kafasıyla vuruyor, ayağıyla ittiriyor, memesine doğru gittiğinde arkasını dönüyor, ona emzittirmiyor. Sizin yaptığınız bir uygulama var mı bunu önlemek için? Böyle bir şey olursa tabii. Böyle bir şey olduğu zaman onu özel bir yer yaparsın bağlamak tamam. için. Anneyi, anneyi bağlıyoruz. Anneyi bağlıyoruz. Kasıyoruz böyle. Anne kuzuya vuramıyor. Tamam. Kuzu altına giriyor, kendi emiyor. Ondan sonra koyunun gündüz söküyorsun. Tamam. Gece bağlıyorsun koyunu. Önüne yemini, suyunu, her şeyini koyuyorsun ayağına. Yani koyunu bağladığımız zaman koyun kuzusuna vuramayacağı için kuzu da acıkçıkça gidecek, evet. annesini yemeyecek. Peki bizim başımıza gelen yine başka bir olaydan bahsetmek istiyorum. İzleyicilerimizin de birçok defa başına gelmiştir. Koyun ikiz doğurdu ya da tek doğurduğu halde sütü yetmiyor. Sütünü arttırmak için uyguladığınız bir takım şeyler var mı? Ben mesela birçok çobanda gördüm. Kimisi soğan yediriyor, kimisi sarımsak yediriyor. Yani siz hiç böyle bir uygulama yaptınız mı? Bunlardan bir netice aldınız mı ya da yaptığınız başka uygulamalar var mı? Sütü, anne sütü yetmiyorsa iki tane yavruya. Evet. Bu süt yemlerinden kullanabiliriz. Yem kullanarak, evet. yem takviyesiyle evet. annenin sütünü arttırabiliriz. Tamam. Evet. Güzel. Koyunu daha iyi, öbür hayvanlara bakarak daha güzel, özel bakmamız gerekiyor onu. Kuzular yeme yatana kadar. Anladım. Yeme yattığı zaman zaten süre fazla bir ihtiyaç kalmıyor. İhtiyacı da kalmıyor. Evet. Biz bu yeme yatma işini 20 güne kadar bekliyoruz. Aslında bazı işletmelerde bu 12-13 günlerde de yeme başlanabiliyor ama siz herhalde anladığım kadarıyla 20 gün kadar bekleyip evet. iyice sütten faydalanmasını istiyorsunuz. Evet. 20 günden sonra yavaş yavaş yem vermeye başlıyorsunuz. Peki bu süreç içerisinde yem vermeye başladığınızda herhangi bir kuru ot veriyor musunuz? Yoksa kuru otu daha sonra mı vermeye başlıyorsunuz? Kuzulara mı? Evet. Kuzulara 1,5-2 aylık olunca kuru ot teknelere az az koymaya başlıyoruz. 1,5 aylık olana kadar evet. bekliyorsunuz. Evet. Aslında bunun bilimsel yaklaşımı da şu. Şimdi kuzuların işkembelerindeki gelişim kuru otu sindirmeye çok müsait olmadığı için çok erken dönemde kuru ot verildiğinde, işte yonca gibi, saman gibi otlar verildiğinde işkembe gelişimini olumsuz yönde etkileyeceğinden, ilerideki yem yararlanımını olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı siz çok doğru bir uygulama yapıyorsunuz ve 1-1,5 ay gibi bir süreç bekliyorsunuz ki evet. onlara yonca ya da saman vermek için. Peki hazır konusu açılmışken sorayım. Siz yonca mı tercih ediyorsunuz, saman mı tercih ediyorsunuz? Ben yoncayı tercih ediyorum. Tamam, çok güzel. Ya yonca bulamıyorsan yine saman verirsin ama samanı da az verirsin. Böyle yem otlukları dolduracak şekilde değil yani.